kadar mı yufka yürekli yani Obi-Wan Kenobi? O kadar mı katil? Beni aldı. Hı-hı. O zaman bize açıkla. Cece deniz herhalde. Tam olarak bu masaya gelmesi gereken 5. kişi. Barış Kralioğlu. Kia Bimundi nerede? Allah! Allah! Ama bir şey söyleyeceğim. Evet, ne şimdi ne? Hadi buyurun. Hiç bilmiyor olsaydım devamını, ben bu seriyi çok keyifle izlermişim. Yani her Obi-Wan'la Darth Vader'ın kapışması, karşılaşması bilmem ne anında abi sonunda kimse ölmeyecek, biliyorum. Durumu beni işte içe rahatsız ediyor. Bilmiyorum çok mu yalnızım bu konuda, siz andan mı keyif alıyorsunuz ama ben devamını biliyorum diye tadım kaçıyor. Şimdi bütün bu ilk George Lucas'ın prequel yapma sevdasından beri aslında başlayan ki bu artık iyice şey bir şey yani bilinen arası yani adamın Luke'a baktığını bildiğimiz bir sürede neler yaşamış filan sadece öncesi de değil bildiğimiz bir şey böyle bir retconlamak gibi bir şey yapmaları etmeleri olduğu zaman zaten bir öykü ne anlatıyor bu öykü ne anlatıyor bu karakterler ne anlatıyordan çok öbür bildiğimiz kısımla ilişkisi nasıla bakmadan edemiyoruz. Evet. Tek amacım oluyor sanki bir de. Evet. Yani. Ve de bir sürü de takla atmak zorunda kalıyor mantıklı ve tutarlı bağlansın diye. Ve o taklalar ne kadar mantıklı. Hadi senin başladığın yerden başlayalım sevgili Barış. Şimdi 4. filmde bir replik vardı. İşte when you were gone I was but just a learner but now I am the master filan. You are master of evil Darth filan diyordu. Only master. İşte öbürü de sen anon sikerim falan deyip saldırıyordu. Özellikle o son replik. Evet, kulağımda çınladı. Beni şimdi yok edersen I will... Belki çalışacağım diye yalanlar şey. More power. Şimdi bütün o laflar ellere bağlansın etsin diye bir sürü takla atıldı. Mesela aslında prequel'larda episode 3'te de bunlar Mustafar'da dövüştükleri zaman Obi-Wan'ın bunu öldürme işi bile bir şey. Yani savaşıyorlar, dövüşüyorlar. Niye orada öldürmüyor? İşte çünkü o zaman George Lucas 50 tane taklasıyla ne yaptı? İşte yandı, bitti, kül oldu orada filan. Hani orada öyle bırakınca öleceğini varsaymak çok da gerzeklik değil. Evet, doğru. Evet, belki imparator için ne kadar kıymetli olduğunu hala bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü imparator kendi geldi topladı onu. Bir de yani o halden hala force kullanıp ortalığı mahvedebilecek güçte bir yere tekrar varabilmesini tehayyül etmek. Evet. İmkansıza yakın diyebiliriz. Mümkün değil. Fakat aynı taklayı bir kez daha atmak zorunda kalınca yani bir kez daha karşılaşacaklar. Obi-Wan kazanmak zorunda çünkü o replik var işte I was but the learner falan. Fakat ölmemesi lazım çünkü gene o replik var. Gene 3 tane film var. Obi-Wan şey Darth'ın yaşadığı bilmem ne. O yüzden ikinci kez bu takların atılmasında bu atılma şeklini siz mantıklı buldunuz mu? O dövüş çok güzeldi tabii ki ama Obi-Wan'ın bunu şey merhamet mi diyelim ona ne diyelim göstermesini. Ne diyorsunuz? Veya o sahne genel olarak hani işte Obi-Wan şey Darth Vader yüzünün yarısını gördük. Böyle bir Darth'la Anakin gitti geldi gitti geldi sesi gibi. Sesi de gitti geldi. He, sembolik anlatım yaşandı falan. Ne anlattı bize yani bu macera? Yani sen sonunu bildiğin için o dövüşten keyif alamadın mı diyorsun? O da var, bu da var. Ömercan'ın dediği de var aslında. Yani bu seferki bırakmak zorunda kalışında bir espri yok, bir mantık yok yani. Yani neden bırakıyor? İkna olamadım. Neden bırakıyor? Bu kadar mı yufka yürekli yani Obi-Wan Kenobi? O kadar mı katil Obi-Wan? Obi-Wan zaten ama o kadar işte, cinayet şinas bir insan abi değil. Abi bir önceki bölüm strateji uğruna 80-90 tane iyi kalpli insanı sivili kurtarmak adına zenci kızı feda etti Obi-Wan. Yani Jedi'la çok da yakışmayacak şey bir davranışta bulundu. Ki olabilir dedim ben yani ben onu şöyle anlıyorum. Jedi olmasına rağmen o da işte Jedi'ların pasifistliğini ve harekete geçmişliklerini bir takım kurallarını sorguladı bütün bu yıkımdan ötürü falan. Ve Anakin'den bir ders çıkararak geçen bölümün esprisi o gibiydi. O yüzden flashback yapılır falan. Anakin'den bir ders alarak hani böyle öfkelesine değil belki ama acımasız bir hamle yapmaya karar verdi gibi düşündüm geçen hafta açıkçası. Ama yani işte hani o yüzden hani Obi-Wan biraz şey elini kirletiyor. Öyle çok pasifist bir Jedi değil. Nispeten acımasız. Fakat yani bu merhamet de değildi zaten burada öldürmeme. Burada küstü gitti gibi bir şey oldu yani. Niye öldürmedi veya niye ne oldu yani orada? Niye öldürmedi? O kadar yardım şey koskoca sen tamam imparatorluk yıkılmaz Darth'ı öldürürsen ama yine de ciddi bir silahı eline almış olursun imparatorun. Evet. Bütün dizi boyunca aslında şimdiye kadar izlediğimde zaman zaman coştum. İşte ne bileyim goy goya verdim veya işte böyle aa ne güzel fanboy service dedim. Ve çoğunu beğenmedim. Fakat benim maalesef ki yani üçünüz de aynı fikirde olmayacağım ki tek dizide empati kurabildiğim sahne bu sahneydi. Vay tamamen. Seni aldı. Beni aldı. O zaman bize açıkla. Çünkü... Cece deniz herhalde.
Çünkü şöyle bir durum var. Yani yine günün sonunda niye öldürmedisine verilecek bir sürü cevap tabii çıkabilir ama burada benim anladığım bir kere yani bunu oyunculuğa falan çok yaslamışlar. Şeyi çok yani bu kadar bölüme gerek yokmuş aslında. Yani bir episod çekseler de olurmuş bana bu verdikleri duyguyu vermeleri için. O da eski öğrencisiyle karşılaştığında onun o yüzünü yardığında, içini gördüğünde oradaki duyguyu bana geçti mesela. Oradaki böyle dehşetengiz ya bu benim öğrencim. Ben bu hale getirdim onu. Ben yapamadım. Hatta bence Qui-Gon da gek geriliyor sonunda ama Qui-Gon'un da şeyi var yani burada payı var. Çünkü onu yetiştireceğim ama öldüm. Sen yetiştir olur mu falan. Yani bir sorumluluk yüklendi aslında Obi-Wan'a. Bütün o sorumluluğun ağırlığı altında ezilmiş ve kendini suçlayan ve ancak onu işte tıpkı paralelde kızın Luke'u işte bir şekilde öldürmediği gibi onu bırakan Obi-Wan'ın şeyliği, arınmışlığı geçti bana aslında. Güzel bu bir cevap. Ben de katılıyorum Cenk kardeşim. Az önce sırıtıyordun ama. Ya ben sizi daha iyi anlamak için Barış Bey'e ilerletici sorular sormuştum fikrimi. Henüz söylememiştim siz. Osmanlı'nın denge politikası gibi. Ama bu kadar goygoya gerek masayı var mıydı? Masayı bir görelim yani. Bu kadar goygoya gerek yok. Kızı kaçırdı. Öyle oldu, böyle oldu işte hikaye. Yani bunların hiçbiri zerre sikimde değildi. Hep böyle şey yapıyorum. Yani bütün dizi boyunca tek sikimde olan sahne toplam 30 saniye sürdü. Bu ne öfke kardeşim? Karanlık tarafa doğru bir yolculuk. Susun buna konu. Sakin ol. Bitti diye dizi diye. Çoğumuzun beklediği iki isim vardı. Bir tanesi Qui-Gon Jinn, bir tanesi de İmparator Palpatine. Bir dakika. Üç isim vardı. Üçüncü kimdi ya? Büyük ustaların ustası. Jar Jar Binks. Kişilerin kişisi. Tam olarak bu masaya gelmesi gereken beşinci kişi. Nerede? Barış Kralioğlu. Ki-Adi-Mundi nerede? Kendimi de ölmüştür canım. Unuttum. Kıymetli izleyicilerimiz. Kıymetli izleyicilerimiz. Görüyor musunuz? Kıymetli izleyicilerimiz. Duruma bakın. Kıymetli sıçramız. Onu da şey mi olmadı diyorsun? Qui-Gon'un yanında bir tane daha hayal et. Hadi Qui-Gon Allah Allah falan diye. Bunlar kalabalıklar orada aslında. Dur ürkütme çocuğu. Yakından takip edenler ne demek istediğimi anlayacaklar. İşte çıplak falan. Evet. O zaman özel bir içerik yapıyoruz. Ki-Adi-Mundi ve ben. Evet. Şimdi sonuna gelelim. Ama gelmeden önce şöyle. Şimdi bu öykü ne anlatıyorculuk var tamam mı? Prequel'larda biz kısacası işte bir tane adamın bir takım korkularını yenilerek karanlık tarafa geçmesini izlemiş oluyoruz kısacası aşağı yukarı. Yenilerinde ise kötü olmasına rağmen işte babasının iyiliği peşinde koşan, iyilik kötülük arasında iyilik nedir filan deyip en sonunda babasına karşı hayır sen iyisin diye inat ettiği için günü kurtarabilen çok güzel bir şey mesajı veren yani işte bence güzel dalga geçerek anlattım ama ben seviyorum yani böyle barışçıl dersler veren bir öykü işte orijinal trilojide. Arada senin söylediğin yani işte şeyi hayatta bırakması Dart'ı. Biraz Luke'un babasında sen içinde hala iyilik var muhabbetinin bir öncesi gibi aslında. Fakat benim biraz şöyle bir derdim var onunla. Bence o şöyle tam uymuyor. O sahne öyle bir sahneydi ki bizim adam artık yani şeyi kabullendi işte. Anakin yok yani hani Anakin diye umut etmenin bir anlamı yok. Onu kabullendiği bir sahneydi. O yüzden ben biraz Luke gibi bir reaksiyon göstermesi de. Yani içinde onun belki hala iyilik vardır. Öyle falan demedi tabii ki biliyorum. Ama hani alt metin belki bizi oraya götürebilir. Yani böyle barışçıl bir mesaj anladın mı? Böyle soğukkanlıkla öldürmek falan yok. Biz Jedi'yiz. Sonuçta ben bunu burada alt ettim. Peşimden de gelemiyor. Bunu öldürmem falan. Hani her zaman bir kötülükten iyilik doğabilir gibi bir takım daha bilge bir bakış açısı ki günün sonunda öyle olacak işte. Darth Vader, Palpatine itecek şeyden balkondan. Ama hani karakter gelişimi olarak burada orada değil gibi yani. Sanki şimdi artık Qui-Gon ona bu dersi verecek gibi geliyor bana. Anlatabildim mi? Ne hangi dersi yani? Yani işte kötülük ve iyilik birbiri iç içe geçmiş vaziyette. Bu dersi de en iyi Qui-Gon verebilir ya. Çünkü Yoda'lar bilmem neler filan. Hani Anakin'e baştan karşıydı. Ama Qui-Gon bu işte bir bokluk olmasına rağmen. Zaten Qui-Gon'un esprisi o gibiydi. Yani böyle elini kirletmiş bir Jedi gibiydi. O yüzden konseye alınmıyordu. O yüzden biraz radikal bir Jedi deniyordu falan filan. Ama günün sonunda o haklı çıkıyor gibi. Onun haklılığı da ne? Hani ne salt iyilik ne salt kötülük gibi bir şey olması lazım. Biraz böyle karışık bir şey olması lazım gibi. Aşırı basit evet. Endirgeyerek anlatıyor. Güce dengeye getirmek bu. Falan gibi bir şey. Ama işte hani karakterin o noktasında değil aslında Obi-Wan diye düşünüyorum ben. Anlatabildim mi? Anlatabildim de fakat yani böyle olacak. Şu anda peki seni şey yapan burada mı olmalıydı öyle ya demek yani, istiyorsun? İşte bilmiyorum. Hani ben o kadar yani Obi-Wan bu noktada bir derse ermekten çok daha böyle hani arada kaldığı için hala bu kadar bilgece bir davranış yapamayabilirdi gibi
sorguluyorum biraz. Sessiz düşünüyorum. Beni abi o Obi-Wan'ın işte yerin dibinden geri dönmesi, sonra acayip bir anda full kontrol güçlerini, eski öğrencisini dövmesi, şeyi, miğferini kırması, o miğferin içinden çıkan yüz, daha genç ve zedelenmiş o bakış, o kısımlar etkilemekle beraber şu soru geldi aklıma. Evet, Darth Vader, yani sorumluluğunu da senden alıyorum. Anakin'i ben öldürdüm, diye gülüyor. Evet abi, ben de orada bir o zaman niye goodbye Darth, niye o zaman saldırma neden değil, o düşünceyi yok eden oyuncunun performansı oldu. Yani oyuncu bana çok iyi sattı onu. Ama dediğin gibi yani o noktada niye bıraktı? Çünkü yine programın başı senin dediğin şey gülür. Çünkü adamın ölmemesi gerekiyor. Evet. Ki bu taklalarla alakalı bir tane daha tabii büyük bir takla var. O da şu, işte bir büyük sansasyonel diyelim karar orijinal trilojiyle ilgili. İşte Obi-Wan Luke'a Darth'ın babası olduğunu söylemiyor. Sonradan öğreniyor bilmem ne. Ulan böyle saçma şey mi olur diyoruz biz eski seyirciler birazcık aslında. O George'un yavaş yavaş senaryoyu yazmış olmasından kaynaklanan bir gerçekken yıllar sonra buna bir takım bahaneler üretiliyor. İşte efendim onu baştan söyleseydi travmatik olurdu. İşte yavaş yavaş adım adım söylemesi lazım bilmem ne filan. Bütün o muhabbeti meşru kılan bir muhabbetler zinciri bu bir yandan. Yani Anakin'i sen öldürmedin, ben öldürdüm. İşte daha sonra Leia ile konuşurken bu kararı verdiğini gördük Obi-Wan'ın. Ben size iki çocuğa babalarının seri katil olduğunu söylemeyeceğim. Ve şey olmuş, geride kalmış o Anakin'i anlatacağım filan. Hani o da aslında şey, yeni orijinal filmlerdeki o giyiyi meşru kılmak için oraya sıkıştırılmış bir şey. Onu yediniz mi, mantıklı yedirdiler mi sizce? Senin baban bir melekti. Ben yani oraları çok yemedim. Çünkü hakikaten orası şey. Ben zaten bu arada şeyi de çok yemedim. Yani onu söyleyeyim. Hani bu genelde Disney'de, daha doğrusu özür dilerim, Lucas'ta mesela şöyle bir durum var. 4-5-6'dan 1-2-3'te şeyi bağladılar ya. Darth Vader'ın oluşumunu bağladılar ya. Bence 3. bölümde Revenge of the Sith'te Darth Vader da böyle oluverdi yani. Sonunda evet, işte bunu Tatooine'e gönderelim. Bunu işte şu kral yanına gönderelim. Hoppa, bağladık mı bağladık. Hadi bakalım şimdi evet, gidelim bir şeyler içelim falan gibi bir durum vardı orada zaten. Çok öyle aceleydi sonu hakikaten. Son dakika. Şimdi o öyle olunca bu da böyle ister istemez. Yani son dakika, aman ha bak ileride şey de bir mesela. Normalde işte güya Leia belki birçok kez çağırmıştır ama yani Leia şöyle bir tiple çağırıyor. Mesela işte R2'ya kendini kaydederken diyor ki işte bilmem ne savaşlarında babama çok yardım etmiştin. Klon savaşlarında babama çok yardım etmişsin. Tek umudumuz sensin. Ne olur bize yardım et. Ulan o Leia böyle demez ki. Bu Leia şöyle der. Obi-Wan sana bir kez daha ihtiyacımız var. Biliyorum geleceksin. Hadi canım der. Ve gelir. Yani niye şımarttın kızı peki? Ya çünkü, çünkü o mu yani? Yani ben olsam, yani benim yerimde olsam da derim. Aşk olsun ya. Yani bu mu ben klon savaşlarında yardım mı ettim? Böyle mi hatırlıyorsun beni amına koyayım derim yani. Yani o kadar yardım etmişim. Şimdi onu bağlamak için şöyle bir şey yapmışlar. Aman hani bu resmiyeti, bu şeyi bozmayan, beni de hani sakın böyle şey hatırlama gibi bir hava var orada. Hani çok arama beni. Ha, orada bile böyle hani aslında hani benden yardım istiyorsun ama canım benim bir tanem gibi değil de hani sen tek umudumsun gibi bir şey bağlamışlar. Ben öyle anladım yani, anlatabiliyor muyum? Evet. Yemedim tabii ki onu ama yiyeceğiz, başka çaremiz yok mu? Yok. Nokta yani. Aynen, ben de hep böyle bir beni daha önce hiç görmedin falan yapacak sanıyordum giderek. Yazık. Bu şu yani abi, eli kolu bağlı bir hikaye olarak başladı. El kolu bağlı bir hikaye olarak gitti ve yapabilecekleri en büyük riskleri aldılar. Nedir? Gel biz bunu bir Star Wars Luna Park'ına çevirelim dediler. Darth Vader'ı da koyalım. Inquisitor'un başkanını da koyalım. İmparator'u da koyalım. Sağda solda ne varsa her şeyi koyalım. Bakalım içinden çıkabilecek miyiz? Hatta şey yani Uncle Owen'la Aunt Beru'ya demiş ki ulan biz şey yapmayacak, biz dövüşmeyecek biz kardeşim. İyi siz de yaralı şeyi döversiniz falan. Hadi bakalım. Ya yani şey olmamış böyle. Biz mesela Obi-Wan izleyicileri olarak bilmiyorum insanların adına konuşacağım. Ben şeye hazırdım. Obi-Wan Tatooine'de bir grup Tuskan'la ve hatlarla 6 bölüm bir şeyler yaşayacağız. Düz hikaye değil mi? Düz koşacak. Kendilerin gibi yani. Aa, şey yapıyor, bir western yaşayacağız çizgi yani. Çizgi romanda şey vardı mesela. Jabba'nın böyle eşkıyaları geliyordu tamam mı? Şey, Uncle Owen'ların çiftliğinin yakında. Ulan diyordu biz niye burada haraç almıyoruz falan diyordu. İşte vallahi Allah bilmiyorum. Allah. He, bilmiyorum ki son gönderdiğimiz 5 grup geri dönmemiş falan. Allah Allah diyorlardı, gidiyorlardı. Obi-Wan yine uzaktan Force oyunları yapıyordu falan. Ben de öyle şeyler bekliyordum açıkçası. Evet, bu kadar evet, şimdi ona razıydık bu arada. Mutlu olurduk ya. Bu biraz herhalde şeyden yani
yönetimden üst kattan telefon gelip sokun sokun imparatordan sokun araştırmalar o, öyle diyor. Bu el şey hatırlarsanız sevgili Hasan abi yapıyordu hakikaten haklı da yani illa izlenmesi için bu büyük markaların isimlerin olması lazım gibi bir telaş var. Ne kadar doğru bilmiyorum artık yani onu ya, paralel bir evrende. Şimdi Obi-Wan dizisi çekiliyor ve 20 dakikalık şöyle bir şey izliyoruz biz. Obi-Wan'ı ilk gördük ya böyle kendi kendine çalışıyor seri bir şey böyle. Çok güzeldi. Çikolata yiyor arada falan. Çok bunlar iyi. Çok güzel. Bir çok şey alıyordu sen taktın onu. Neydi o? Ne? Somon, somon parçası. Somon parçası. Ben onu ne yaptın hala anlamadım ya. Tatooine devesine yediriyor işte. Tatooine devesi. Ya da onu uzay devesi. Bir lafı filan. Bir de somon mu yemesi lazım? Orada işte çekilmiş kenara tamam mı? Bu hafta somon. Sonra bir haber alıyor. Obi-Wan seni arıyorlar diyor. Eyvah diyor. Herhalde buldular. Sonra Darth Vader iniyor. Bu dövüşü yaşıyorlar. Siktir olup gidiyor Darth Vader. Bu kadar. Bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bu kadar. Bu kadar. Ama bir de... O zaman bunu bir film yap. 40-50 dakika bir tane. Ya 40-50 20 dakikalık güzel dövüşü bol tut. Ama onun yanında 6 bölüm şimdi gelin bence şuna vakit edelim. Reva'nın hikayesini izledik. Ona hiç mi gerek yok? Biz şimdi aslında şöyle. Obi-Wan Kenobi diye biz Reva hikayesini izledik 6 aşırı bölüm. Buna katılıyorum. Ve bu işin ana karakteri Reva'ydı. Ben de ne hissedeceğimi bilmiyorum yani. Çünkü Obi-Wan'ın öyküsü Obi-Wan zaten işte izledik. 50 saat açıklamama gerek yok. Darth'ın bir anda öyküsüne dönüştü biraz. Ben onu sevdim yani. Ben ne zaman ki o miğferi bilmem nesi dövüşürlerken falan efektleri duyunca yani tamam Darth Vader zalim kötü pek şey yapmamız lazım tarafını tutmamız lazım ama üzülüyorum ben yani o karakterin tabii. O hırsı yüzünden kendine ettikleri işte manyaklığı yüzünden saldırganlığı ve azmi yüzünden kendine çektirdikleri tam trajedi o işte aslında zaten. Bunlar güzel. Leia da bir macera, E.T. faktör hani böyle çocuklar da bir şeyler yapıyor. Civ civ takılıyor yalandan. Yani biraz yeter aslında. Reva mıydı neydi karakter? Reva. Gerek var mıydı gerçekten? Reva bence mesela ben şeyi anlamıyorum bak hani Reva için böyle bütün işte bu siyahiden nefret ediyoruz. Ya ama o saçmalığı geç. O saçmalığı bak o saçmalığa hatta tam tersi oluşmalıydı. Bence Reva'nın mesela şu anda ben bu diziden Reva'nın bir spin-off'u çıksa yani gerçekten böyle küçükken etrafında bütün Youngling'ler öldürülmüş. Hı. Kendi ölümü fake ederek Darth Vader'ın Anakin'in elinden kurtulmuş. Sonra azim ve çabalarıyla Sith tarafından bir intikam yemini ederek Darth Vader'ın yanında çalışmış. Sonra iyice gözü dönmüş adalet istiyorum diye oğlu olduğu öğrendiği birini öldürmeye giderken bundan vazgeçmiş. Ve tamam demiş Obi-Wan da demiş ki işte sen iyiliği seçtin okey sen süpersin demiş. Şimdi bu kadın nereye gidiyor ne yapıyor bilmiyorum ama ben maceralarını izlemek isterim. Ha. Yani bu tam tersi bir şey getiriyor bana. Caitlin Kennedy çıktı başımıza görüyor musun? Abi, ama bu hikaye de yine Mandalorian gibi güzel olur işte. Ha işte. Ha, evet yeter zaten. Bizim artık bunlara ihtiyacımız aynen, var. Aynen bir şey ağları bir kenara bırakın artık. Şu asmalı konağın uzağına geçelim biraz ha, orada kesinlikle, takılalım. Kesinlikle. O yüzden Taiki Waititi abiden ümidimiz yüksek. Evet ama yani aynen Taiki Waititi'nin dediği kadar uzak istiyorum. Reva meva anlatmasınlar bana canım. Ama Reva da okey. Hangi zaman çizgisinde geçiyor filan. Siktir git bunlar artık. 500 yıl geçsin arada. Reva benim için şöyle okey. Bak tamamen bir şöyle bir şeyle izledim ben ilk 3 bölümü. Gerçekten yani bir anti-Reva'cıydım. Yani bu karakter olmuyor falancıydım tamam mı? Ama başta da ilk bölümde hani hep beraber demiştik ki o çocuklardan biri herhalde falan. O yüzden neyi olmamış peki? Niye olmamış diyorum. Ya bu böyle tam şey gibi değil. Yani Sith'lerin arasında da hani anladın mı? Enküzitörlerin arasında da pek yakışmıyor bu kıyafet üstünde. Hallerinde, tavırlarında bir çocukluk var. Bağırırken sesi çatlıyor. Bir beceriksizlik var. İşte gidiyor kadının el bileğini kesiyor falan ama yani ne bileyim genel anlamda baktığında biraz böyle tam kötü gibi değil. Eninde sonunda iş şeye bağlandı. Ulan zaten o kötü değilmiş işte. Zaten bir şeyin içindeymiş. Hani yani ne bileyim bir hikaye anlatıcılığından zaten ne bekliyorsun ki? Abi de zaman yolcusuymuş falan gibi bir şey beklemiyorum ben. Bu tamam işte bir güzel bir hikaye şeyi başında setup'a attı. 5 tane çocuğu gösterdi. O çocuklardan bir tanesi buymuş. O yüzden yükselmiş kendini Darth Vader'ın yanına koymuş. Tek amacı da Darth Vader'ı öldürmesiymiş. Obi-Wan'la karşılaşınca da Obi-Wan ona bir işte gaz vermiş oldu. Bence son bölüme gerek yoktu işte. Reva nasıl hayatta kaldı abi? Arkadaşlar bence bir tek benim şeyim o. Son bölüm olmasaydı Obi-Wan'la Darth'ın bu satranç oyununda diyelim. Reva'nın bir piyon gibi kullanılması falan ilginçti. Hatta bence dizi onları işlemedi ama bence işte Obi-Wan olan ben kızı resmen feda ettir falan diye hayıflanmalı. Bilmem. Ben belki ölçer bu bölüm evet. İşlenir diye bekledim. Hiç girmedi öyle bir şey. O noktada ilginçti. Son bence Luke'un peşine düşmesi biraz uzadı artık açıkçası sanki. Doğru orayı ben anlamadım. Ne? Beşin sonunda uyuyor mu kaldım ben? Reva bıçaklandı şeyi duydu. Yok abi. Organının mesajını duydu. Orada bitti. Bitti evet. Değil mi? Bitti.
Bizde ışın kılıcı öyle karnından geçerse çok sorun değil. Ölünmüyor. Disney kılıcı. Sen madem bizim Youngling'leri öldürdün, ben de senin oğlunu anladım şimdi. Bu oğlun musun? Ben de senin oğlunu öldüreceğim. Dart diye intikam yemin ederek Luka koştu işte. Evet. Ve bu arada Ömercan'ın izlerken belirttiği çelişki devreye giriyor. Orası karışık. Başver. Abi Bacta tankında iki gün geçireceksin. Yok geçirmemişti. Direkt gelmiş. Direkt gelmiş. Tuta tuta geliyor. İşte tabii. Çok şey olmamış demek ya. Olmuş. Yani bir de dağılıyor yaklaşık kılıcı. dağılıyor dedim. Ne dedim ben? Yok sen doğru dedin de yani millet hani onu dağılıyor. Dağılıyor değil yani. Dağılıyor. Dağılıyor evet. Dağlamak. Dağlamak. Şurası. Onu bilirler ya. İlk 12 evet, parmak dağlamak. Varsa falan. İlk defa izleyen biri olur. Şu an ilk defa hayatımda dünyayı gözlerini yana açmış. Hayat lezzeti ilk şey bu video olan bir çocuk olabilir. Palavrayı bir kenara bırakalım ve eğri oturup doğru konuşalım. Şimdiye kadar biz neyi sorgulamadık biliyor musunuz? Biz mesela Jedi'ların yöntemini gördük. Ve asla sorgulamadık, biliyorduk işte ne oldu. İşte böyle Jedi'ler, küçük böyle Youngling'ler, gözleri kapalı, gemileri çıktı böyle. O gemilere hemen ismini söylediler. İşte gezegenleri keşfettiler. İşte hocaları çıktı, mentor gibi dedi ki, evet işte anger leads to suffering falan diye böyle öğütler verdi. Evet. Sabırlı olmaları gerektiğini öğrendi, evet. Öğretti falan. Sith'lerde nasıl bir eğitim sistemi olduğu ile ilgili kafamda büyük parodiler var. Konuşma lan çat! Evet, falan yani, gibi yani böyle. Hani ne oluyor mesela? Evet arkadaşlar hepiniz bir birey olarak birbirinizden daha güçlüsünüz ve mutlaka nefret sizi doğru yola götürecektir. Şimdi nefret edin mi dendi? Yani ne oldu mesela? Nasıl o Force Choke'a erecek o diyalekti nasıl verdiler onlara? Çok merak ediyorum. Sith okulu yok. Bir kere Qui-Gon Jinn abi söylüyor. Hep bir usta bir çırak dolaşır bunlar. O Inquisitor falan da. Onlar, ya bunlar yandan yemiş. Bu eğitim sistemi anaokul kindergarten sistemi Jedi'lık. Aynen. Bu usta çırak bir çırak. Bir de Sith'likte şey de yok hocam. Her ama şeyi öğretemiyorsun. Her bilgi. Bir bilgi saklayacaksın. Bir iki uyduruk bir ama şey yani, öğretiyorsun. Tabii, o kendi tabii. Yürüsünü istiyorsun yani. Çünkü yoksa tepene seni öldürecek illaki sonunda. Ama yani bak bir anda iki kişi var. Bir anda böyle bir Jedi eğitim şeysi var. Anasını sittiler bunların yani. Sittiyorlar işte. Demek yani, ki daha iyi. Evet yani anladın mı bir... Ya karanlık taraf her türlü çok güçlü abi o belli bir şey. Ama iki kişiler lan yani hepsi hiç birden mi? Saldırsa alırlar. Ama trooperlar bilmem ne unuttun sen. Onun ya unutmadım. Ismini... Hayır unutmadım. Bak, trooper parodi ne? Parodi yapıyorum. Parodi yapıyorsun da trooper ne? Trooper o şeyler anladım. Clone trooperlar halkın korkusunun reaksiyonu zaten. Niye durup dururken bir şeye diktatöre güç veriyor halk şey tamam, yaparak? Anlıyorum. Anladın mı? Hitler da. Gibi öbürü gibi öbürü gibi falan. Hani oylarla zaten başa geçiyor hocam, insanlar. Hocam trooper dediğin... Trooper dediğin ne hocam? Trooper dediğin yani... Ulan Revenge of the Sith'te izlemedin mi? Üflüyorsun. Pıtı pıtı diye öldürdü hepsi. Tamam. O Stormtrooper oğlum. Clone Trooper öyle mi? Clone Trooper büyük o, bir Stormtrooper. O halkın korkusu. Palpatine bunu kullandı yıllarca. O yüzden yani, tamam. Halkın korkusu, halkın güveninden güçlü. Palpatine çıktı kendi kürsüsünden terörist dedi herkese. Bunu mu aynen. Diyorsun? Aynen evet. Tamam. Politika yapma Ömercan. Bu Jedi'ler, bu ateistler dedi. Qui-Gon ve Palpatine'i çok dandik kullanmış. Oraya geri dönelim. Buyurun. Oraya geri dönelim. Biz bekledik Palpatine çıksın diye. Bir kere Palpatine'in sesi bir garipti. Ben anlamadım. Aynı amcaya oynatmışlar anladığım kadarıyla. Amca mı? Aynı yani, dedeye oynatmışlar. Aynı amca diyerek koskoca Ian McDiarmid'i şey yapamazsın. Hocaların hocasını. Aynı orospu çocuğunu kullanmıştı. Fakat uykudan uyanmış gibi. Evet evet. Bir yaşlanmış adamcağız. Ne istiyorsun adamdan ya? 20 sene geçti düşünse son ama filmden. Yani, ama yani. Herkes o kadar yaşlanmamış. Bir o mu çöktü be? Oğlum adam 80 yaşına varmıştır. Kaçtır? Ha, oyuncu kişi olarak diyorsun. Tabii. Tamam. Şey de öyleydi canım. Qui-Gon da öyleydi yani. Bayağı böyle biraz. Hafif göstermediler. Hep kaçamak oynadılar ama böyle bir dönsem bayağı yaşlıyım Liam Neeson olarak. Bir de o shapeshifter değil mi? Çünkü mesela Palpatine kendi ben Palpatine diye dolaşıyor. Sonra 2 dakika sonra gidiyor Darth Maul'la falan diye sit şeklinde bürünüyor falan. Hayır yıldırım yiyince öyle oldu ya o şeyde. En son yıldırım. Kendi yıldırımından böyle Mace Windu'yla dövüşürken. Ondan önce o iyi miydi? İyi değil. Sağını göstermiyordu. Çok az gözüküyordu. Akıl oyunları. Yani o da enteresan bir şey bu arada. Yani orijinal filmlerde böcek gibi normal filmlerde böyle nasıl geçecek? İşte kendini çarptırtıyor. Ondan sonra avucuna geçmiş. Elem bir kaza geçirdim. Ne olmuş size imparator falan böyle enteresan yani. Kendini acındırıyor oğlum. Kurban edebiyatı orada da. Doğru. Tabii ya. Tabii. Suikaste. Diyor ki bir şiir doğru. Okuduk diye ne hale getirdiler bizi diyor. The Galactic Empire diye bağırıyor sonra. Nasıl siktir? Bu Star Wars'un çok ciddi göndermeleri var. Nasıl siktir? Ben Star Wars'u seviyorum galiba. Birebir aynı. Birebir. Evet. Sonunda birisi balkondan. Sonunda şey de olsa az da olsa görüntüler iki ana karakterimizin de ustalarıyla bir karşılaştı ve ikisini de aslında bir badire atlattı. Yani bu noktadan itibaren artık Darth
Obi-Wan'a takıntı yapmayacak. Onun yerine ustasıyla beraber katliamlar. İmparatorluğu çok soğukkanlı bir şekilde artık. O hani Anakin'e ait olan son şeyi de geçmişte bıraktı aslında. Çok bariz bir şeyden bahsediyorum da. O intikam duygusu falan. Güzel. Full Darth Vader'a dönüşmüş oldu. Bizimki de aslında full Ben Kenobi'ye diyelim. Hani öyle bir mahlas bulmuş olmak adına. Benlik olarak da ne efendim? Gidecek evde işte hatun ne bileyim vakit geçirecek. Dama oynayacak. O hatun Manu. Hatun yok. Manu. Arada hayır şeyle işte satranç oynayacaklar falan. Neydi Qui-Gon'la falan oturacaklar. He, o ya, sırada Manu tabii, şey tabii. Olacak. Qui-Gon öğretecek ona nasıl üçte bir olunur. Böyle kılıcını tutup labar diye pelerini nasıl düşer. Bunlar böyle şey mi yani mesela Qui-Gon, Yoda, işte Adi Kidmund'u falan uğruyorlar mesela tabii, bunlar. Tabii diyor. Böyle bunlara sofra hazırlıyor falan. Böyle bir sitcom ya, yapılabilir aslında. Şuradan bilmem ne içkisi getirsene. Ya siz alamıyor musunuz? Oğlum biz alamıyoruz. Hayaletiz biz falan diyor. Böyle. Yine mi bir Jedi falan? Böyle bir sitcom. Tam komedi yani. Kesmur'un abileri gibi. Evet evet. Bu Qui-Gon is friendly. Doğru pardon. Bu film, şey bu diziden sonunda da 4'e 2 tane gönderme yakaladım ben. Onları da söyleyeyim. Birincisi şey dediği kısım işte sen beni öldürmedin. Şey sen Anakin'i öldürmedin. Ben Anakin'i öldürdüm dedi. Sonra bu cümleyi aynı Obi-Wan şeye işte babanı Darth Vader öldürdü diye taşıyor. Onu bir güzel bağlamışlar. Bir de şey Luke'u gördüğü zaman hello there yapıyor ya. O direkt Alec Guinness'in sesi canlandı kafamda. Hayır orası direkt şeye birebir bağlantı. Kaçıncı filmdi? Dur söyleyeceğim. İşte General Grievous'un karşısında çıkıyor. Hello there diyor ya. Oğlum siz skeç mi hazırladınız? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne? İkisi de var tabii ki bunun. Evet. Birbirine gönderme onlar zaten. Evet. Bu da üçüncü siz bir hello there. Siz şakacı mısınız lan? Hocam. Alec Guinness'i unuttum. Arkadaş Luke'u gördüğünde diyordu. Ses efektleriyle çıkıyor ortaya Alec Guinness kafası. Ha, hello there. Sonra kapısını açıyor mu? Hello there. Hello there. Yani onu unutmuşum. Evet. Alec Guinness zaten... Sen mi sevmiyordun babayı? Alec Guinness bizi seviyor. Alec Guinness bizi sevmediği için biz de onu sevmiyoruz. Orus öldü zaten o. Ama çıkar belki şuradan bir yerden. İşte çıkamaz. Çocuğun biri ona mektup yollamış. 10 kere aralıksız izledim Star Wars'u imzanızı almak istiyorum falan diye adam mektup cevabı. Sana imzalı fotoğrafımı yolluyorum ama tek bir şartla bir daha Star Wars izlemezsen. Böyle bir adam. Yani. Ama millet gariban Jar Jar Binks'i sevmesin. Gariban Reva'yı sevmesin. Bunlar kendilerini adasınlar bu dizilere, filmlere. Bir şey söyleyeyim. İkinci Marlon Brando vakası. Hasılattan da %2'yi. Tabii. Ay, hadi be. Kazanmışlar herhalde. Hasılattan %2. Alec Guinness şey mi yani? Hayır. Şey ne abi anladım. Ben de böyle sevmedim. Bu mu yani bütün şey? Yani işte Star Wars endüstriye kapitalizm falan gibi yok, böyle yok. Politik bir ya, hikaye. Ya ne hikayeyi, film çıktığında 75 yaşında yani beğenmemiş. Yazılı yani diyalogları, metinleri hiçbirisini beğenmemiş. Mektubu var sette arkadaşına yazdığı. Sana bir şey söyleyeyim mi ya? Ben Alec Guinness'e aynı fikirdim. Ben de beğenmiyorum yani çok fazla vallahi, Star Wars'u. Da artistlik olsun diye yaşlı başlı Star Wars adamdır. Bitti Star Wars bozdu. Baba mesele ne biliyor musun? Abi bir şey public söyleyeceğim. Ortamda kurcalamayacaksın. Bir şey sen oynamışsın etmişsin dünyaya mal olmuş bilmem ne. Susacaksın. Hiç mi kötü filmle oynamadık? Bir kez daha söylüyorum. Tamam. Böyle karıştırmasa cüzdanım ya. Böyle kart mı çıkartıyor? Geek yapar iki Allah Allah. Evet. Şirket, Allah Allah. Şirketin ismi o. Ücretsiz reklamlarımız yıl boyunca devam edecek. İkea'ya gidip ben geek yaparken geliyorum. Böyle niye böyle bir şey ay, var? Şirketimin ismi bu ya oğlum. O şirketin ben... ismi mi? Aa, evet. Aa diye bak. Aradan gitmiş görüyor musun şeye? Tabii kaptırdık ismi. Notere. Allah Allah. Kaptı ismi. Neyse. Star Wars'la ilgili genel olarak hep söylediğim şöyle bir şey var. Arkadaşlar dördüncü film çıktı. Dünyaya kızı... Kastı kavurdu. Hı hı. Beğeniyor musunuz? Çok eminim. Bayılıyorsunuz. İlk 20 dakikası çok sıkıcı sonra güzel. 5. film çıktı. Müthişti. Sonra 6'da itibaren hangisine bir 4 ile 5 kadar taptınız? Bir tane söyleyin. Rogue One. Severim başka. 4 ile 5 kadar ben taptınız. Ben 3'ü seviyorum ya. Ben Revenge of the Sith'i gayet şey izlemiştim yani. Allah! Ama bir şey söyleyeceğim. Film, ya kabul edelim. Film olarak dandik yani. Hikayede bir şeyleri bağladığı için güzel bir yok şeyler. Yok ya dandik mandik diye. Üç kütür. Valla size bir şey söyleyeyim. Hain. Aşırı dandik. Hain çıktı ya. Ama abi ben zaten film gibi izlemiyorum ki. Orada fantastik bir durum var. O fantastik durumu yani sanki o edebiyata vakıf oluyorsun orada. Öyle izliyorsun. Yoksa giriş gelişme sonuç olarak baktığında yani
İşte 4-5-6'ya 1-2-3 özellikle dizi gibi abi, böyle uzatılmış mini seri gibi yani. Niye, ne güzel işte az önce bahsettiğimiz politik oyunlar. Ya bunlar aynen. Çok güzel ama tamam da Game of Thrones baka ve kuzeni. Abi bak film sinematik olarak kıymetleri yok bunların işte. Fantastik edebiyat olarak çok daha büyük kıymetleri var. Niye pod racing, fabrika ya, sahnesi, fış 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 fış. Gülen adam şeyin C-3PO'nun kafasını öbür robota takıyorlar. Jedi adını hatırlamadım. Balık Jedi gülüyor. İlk anından son anına kadar Jar Jar Binks. Neyse benim fikrim bu ama yani ben... Some dead sticks. Şimdi Star Wars'u sevmemekle yani bu evreni sevmemekle benim pointim bu. Star Wars filmlerini güzel bulmamak iki farklı şeyler. Evet. Bence ben tabii ki Star Wars evrenini çok seviyorum. Aha. Ama filmlerinin mesela 5 kadar iyi film bilmiyorum ki yönetmenliğinden bence sinematografisine kadar çok önemli bir yapıt. 4'ten bile daha iyi. Onun dışındaki filmler hep sadece buradaki fantastik evrene hizmet etmek için var. Filmatik değerleri çok düşük bence. Ya Attack of the Clones da güzel bence, fena değil. Ya bak o başka. Anakin Skywalker mesela orada çok uyuyor mesela. 3. filmdir Revenge of the Sith'te. Sinema sanatı değil hiçbiri yani. Anladın mı günün sonunda? 4-5 gibi. Yok çok iddialı bir kelle alışma. Cevdet'i kışkırttık bilerek. Çok büyük. Sinema sanatı değil diyecek kadar bir şey yaptım. Şey çok güzel. Evet, bak ne? Bayılıyorum hikayeye. İkisi farklı şeyler ya. Hocam bir şey söyleyeyim. Oğlum yani. Hiçbiri sinema sanatı falan değil. Sinemanın sanat olup olmadığı bile tartışılan bir... Hadi bakalım. Allah işte bu da iyice. Doomer. Yani sinema sanatı derken 23. sanat sinema. Ya neyse işi biraz abartılı olsun diye öyle söyledim ama demek istediğim film matematik açıdan baktığında bir sürü eleştirebileceğim yerler var. Hikayeye hizmet ediyor. Bayılıyorum o sen hikayeye. Sen Kid Adimundi olmuşsun Cevdet. Kim? Kid Adimundi olmuşsun sen. Sen Jedi'ların yozlaştığı noktadasın artık. Konuşma lan. Too old falan diye kızıyorsun. Hayır hepsi bu koltuk sevdasını yani. Bırakın. Genç geyiklere yer açın Cevdet Bey. Jedi Council diye dizi yapsınlar. Sırf Jedi Council'daki karakterler olsun. Abi niye? Bir Jedi Akademi diye dizi yok. Hayatta en çok istediğim şey bu ya. Öğrenciler takılıyor, derslere giriyorlar. Neydi i̇şte Harry Potter gibi. Harry Potter gibi. Başka doğru. K'li bir adam var. Kanan değil de böyle o oyundaki adam. Kalkatan. Olabilir yani hani fark etmez. Yani önemli değil böyle gençler işte okuldan kaçıyorlar. Hadi işte hırsızları avlayalım diyorlar. Siz hazır değilsiniz esprileri, klişeleri. İşte böyle bileyim. Hocaya raptiye koyuyor ama böyle güçlü. Bir tane böyle gıcık çocuk var hani o her an karanlık tarafa geçebilir diye korkuyorlar falan filan. Yani bunları görmek istiyoruz evet, ya. Evet evet kesinlikle. Arkadan Obi-Wan'la Yoda geçiyor mesela bir göreve gidiyorlar filan. Ay işte keşke biz de gitsek filan diyorlar. Bunlar olmuyor. Bizim dersimize girecek mi? 4. sınıfta Obi-Wan girecek filan. Oğlum Obi-Wan dersleri çok eğlenceliymiş filan diyorlar. Eğer sınıf. Amerikan dizisi olacaksa kesin bu dedik mevzusu olacak ve o içine kapanık çocuk ne lan? Sit mi alacaksın sen? Sit falan diye daha geçiyorlar çocukta. Bırakın beni ben de siz gibi Jedi'yim diyor. Ondan sonra onun bir seçimini izliyoruz falan. Güzel bir episode olabilir. Ama çocuğun ismi hep mesela ilk Hikmet, tamam mı? Sonra filmin sonunda dizinin sonunda şöyle bir şey oluyor. Okul kayıtlarına bakarken bu çocuğun adı Anakin mi? filan diyorlar. Hayır hayır. Hikmet, Hikmet burada mısın? Evet tam adını söyle bakayım. Hikmet Skywalker. O 9'un sonu. Hatırlarsın. Bu her şeyin sonu arkadaşlar. Bütün filmler böyle bitecek. Bakın dikkat ederseniz saatlerdir konuşuyoruz. Bütün filmlerden bahsediyoruz. 1 diyoruz, 2 diyoruz, 3, 4, 5, 6. Bir Allah'ın kulundan da ağzından 7, 8, 9 çıkmadı. Az önce 9 dedim. Rogue One diyen oldu bilmem şimdi ne oldu. Şimdi daha önce dedim. Anca dedim. Ben sana söyleyeyim. Ben 7'nin ilk yarısını hatırlıyorum. Çünkü ikinci kez bir daha yarısını izledim. Yani ortasında kapattım sıkılıp. 8 ve 9'u unuttum bile zaten. Yani 9'daki ikonik internette paylaşılan şeyleri hatırlıyorum. 8'de de en son çocuk süpürge çekiyordu falan. Bir tek bunu hatırlıyorum. Bir de atlar mı koşuyordu? Ne oluyor? Ben 9'u net hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. 7-8 bende çok net. Sen ulan çok izledim ben. Ulan sen çok bir de onları çok izlemiş. Bir de sinema sanatı falan diye ileri geri büyük. Ya oğlum mahmut neyi anlamıyorsun ya? Sinema de ben buradan seviyorum diyorum. Ya sinema gözüyle bakılmaz. Gitmiş 8'in hayranı. O yüzden 7 ile 8'in hayranı. Dizilere aşırı yakışıyor böyle şeyler zaten. Çünkü lafı. Önemli olan hikayenin akışını izliyor olman. Yani dramatik bir öykü. Hani böyle net işte onun babasıymış da ona gitmiş de oradan ona kılıç da vurmuş da falan. Bunları izlemek keyifli. Game of Thrones gibi. Ama alçak sinematik puşt. Açıdan. Sen de şeyde alçak mı benim gibi? Evet evet. Falan. Sen Abdülhamit'i savundun. He? Alçak puşt. Niye ya Abdülhamit? Abdülhamit'i savundun alçak puşt. Niye? Ne yaptım? İşte ne dedim? Gelli alıyorsun diye.
Ya kötü bir şey demiyorum bak, biraz mantıklı düşünseniz siz de evet haklısın diyeceksiniz asla. Yani. Asla. Hadi senden çok şeyim yok da hani sen diyorsun ben film izlemiyorum, siz izliyorsunuz yani. Sen ne desen karşısındayım lan. Olmaz bir çocuğu. Gördün mü? Bu da bir düello işte, tıpkı Anakin'le şey gibi, Darth gibi. Kim kazandı bilmiyorum artık. Kim aydınlık, kim karanlık? Tabii ki Cevdet karanlık. Aynen. Şey var ya hani TikTok'ta falan, kim daha bilmem ne, ikisi aynı anda kafaları atıyorlar. Al işte, onun TikTok'a gibi. Da girmiş Cevdet zaten. Biz girdik Geek Yapar. Ne? Geek Yapar TikTok. Bu arada resmi official hesabımız, bilmeyen... Hani onlar Instagram yazıydı, bana yalan söylediniz. Hani short onlar. TikTok'tasın, TikTok'ta falan. Peki, yani bu dizi oldu arkadaşlar. Günay'la Seavi'yle 6 bölüm evet, izledik. Geldi geçti. Ve şimdi sizin genel anlamda Star Wars algınızda bu kanon denilen dünyada böyle bir etki oldu mu? Yani bu diziyi izle... Mesela yarın öbür gün diyecekler, aa Obi-Wan falan, Obi-Wan'ı izlemedim diyenler bir şey kaybediyor mu? Obi-Wan'ı izledim diyenler bir şey kazanıyor mu? Star Wars seven herkesin izlemesi nedir? Gereken bir yapım. Yani bir hoş seda kaldıysa nedir tabii, size kalan bir hoş seda? Benim için şu... Darth'ın bir takım düellolarda eline verilmesi, işte Obi-Wan'ın onu haşet etmesi falan, onu görmek hoşuma gitti yani. Çünkü Darth Vader'ı 4-5-6'da falan hep çok böyle her şeye hakim görüyoruz işte. En son Luke'la dövüşü bir tek böyle duygusal şey bir şeye bağlanıyor diyor falan. If this is a consolation, where is the ambassador? Falan. Ama bu seride ilk defa Darth'ı böyle daha bir kişileştirilmiş, daha bir insansı. İşte bir derdi var zaten 6 bölüm boyunca, o da onu çözmeye çalışıyor ki biraz sonradan dahil olduğu için hani ters köşe yaptı falan. Ben o kaldı bende. Hı hı. Bu yaratık da cabası. Bayağı iyi. 5 yıllık bir izlerim. Siz görüştün. Efendim ben Obi-Wan'ı izlemekten karakter olarak, Darth Vader'ı görmekten, onların arasındaki ilişkiden, Alderaan görmekten, Tatooine görmekten, ne bileyim, uzay gemileri, yavşak Bail Organa filan, bunları görmekten dolayı genellikle bahtiyarım. Işın Kılıcı düelloları olsun, şeyleri olsun, şıkır şıkır memnun kaldım yani. 10 üzerinden bir puan vermek istesem ben buna 6 puan veririm. Allah'ım ya. Herkesin mutlaka izlemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kadar övdükten sonra... Yok, bunlar sevdim. Cevdet'in demin dediği gibi sinematografik olarak hiçbir anlamı olmayan ne filmleridir ama yine de severiz bu camiayı. Onun gibi öyle bir yerinden bakıyorum. Ama şunu biliyorum ki bu 6 bölümün içerisinde 2 bölüm önceydi galiba 4 bir yer bir hoşuma gitmiş. Döner bir daha onu izlerim, bir de şu son bölümü bir kez daha izlerim. Yoksa bir daha dönmem. Mesela 7-8-9 filmlerini bir daha dönüp izlemedim, izlemeyeceğim. Ben daha. Mesela bir pandemi daha olursa ilk kapanmada bunu izlerim açıp. Ha bak güzel olur. Kapanma derken. Benim ise sizin sorunuza vereceğim yanıt efendim bir fanboy olarak tabii ki günün sonunda Ostrosolar izleyeceğim. Müthiş mutluyum. Hani fanboy tarafım şey diyor hani işte bir episode çektik ve Obi-Wan Kenobi işte tuvalette şöyle poz vermiş, aşağıda kamerayı kurmuşlar ve sadece... Sesleri eşliğinde onu böyle 6 saat izletiyoruz deseler. Bir de şöyle müzik koysalar araya ben onu izlerim. Dolayısıyla böyle bir seviyeden bakınca beğenmemek zaten elde değil. Ama ve lakin öyküye işte bir şey kattı mı diye sordun ya. İşte yani Star Wars evreniyle ilgili bunu izleyip de kendine bir katman ekledin mi? Hayır evet. Eklemedim. Zaten bildiğim şeyi önüme tekrar sundu. Hani o bildiğin şey var ya buydu işte böyle olmuştu. O bildiğin şey var ya bu şekilde olmuştu demek dışında yepyeni bir şey öğrenmedim. Fakat her zaman söylediğim gibi Darth Vader ve Obi-Wan karakterini izlemekten özellikle keyif alıyorum. Olsun hani hiç bağlamını düşünmeden. Son olarak da ben bu Reva karakterini özellikle yani şey değil hani belki bu kadar çok nefret edilmeseydi o da fena bir karakter değil evet, diyecektim. Dengeleme unsuru evet, oldu. Evet ama böyle şey oldu. Oha yani yerin dibine soktunuz. Allah kahretsin savunasın bunu hak yani. Etmiyor ve savunasım geldiği için diyorum aynen. Ki okey Reva gayet güzel bir karakter. Hatta bir spin-off'u çıksa ben keyifle izlerim. Yine Skywalker'lardan bağımsız bir şekilde. Evet. Onun dışında let's face it bir fan based hem de kötü bir fan based movie aslında yani series ya da. Evet. Ben spin-off'u çıksa izlemem. Niye izlemediğimi söyleyeyim mi? Bakın çoğu yok, yerde... Çıktı. Ben diyalog, tuvalette Obi-Wan izliyorum dedim. Ya, diyalog sıkışıyor ya hani çoğu yerde. Ve Star Wars camiası özünde hep bazen de aynı şeyleri söylüyorlar. Yani en son şu İmparator'la Darth Vader'ın yaptığı sohbet bile...
çok tanıdığımız, bildiğimiz bir yerdendi. Bu evet, cacıktı. Biz bu hikayeyi kızın öğrendik, duyduk. Daha buna dair ne izleyebiliriz? Bizim şu anda Star Wars camiasına dair izleyebileceğimiz ve keyif alabileceğimiz hikayeler bence artık Mandalorian gibi şeylerdir. Bu tarz şeyler olursa. Bence Star Wars Arena desinler, her hafta iki Jedi dövüşsün, bunu izleyelim. Bir şey söyleyeceğim ama müthiş benim fikir. Yani öngördüğümüz bu Reva hikayesi de Mandalorian gibi bir şey olacak günün sonunda yani. Hani şeyin benim kafamdaki öyle. Yani kız gidecek şimdi, hani bu bütün bunları bir Sith'te de biraz var, Jedi'de de biraz var şeyiyle, Force'uyla. Bir yerlerde birilerine yardım edecek. Yani bir halk kahramanına dönüşecek günün sonunda. Yani avlarlar. Ve avlanma hikayesini izleyeceğiz belki, ya da avlanamama. Yani yine Mandalorian hikayesinden çok fazla değil. Yanına da bir tane yine şey koyarlar. Yani tamam, yetti be gülüm, onu diyor işte çocuk, yetti. Yani tamam. Artık kılıç da kullanamayan basiretsiz tipleri görmek yerine şöyle bir Hazur Turca daha görelim, ne bileyim. Bu kullanıyor, bunu görelim diyorsun işte. Ama öyle Asurusur kullanırsa yakalarlar işte. Yakalarlar adamı. Ortalıkta şey kullanamaz. Herkes lan bu Jedi der filan. O yüzden böyle hareket yapınca herkes oldu ya. Tamam peki, yani şeye de varım tabii ki yani işte. Bağımsız bir Jedi. Yepyeni yepyeni. O zaman sevgili arkadaşlar, şimdi izlediğimiz 6 bölümü unutacaksınız. Şimdi oturup tekrar baştan izleyeceksiniz. Şimdi Obi-Wan diye bir yeni dizi çıktı. Ne bu Disney Plus şeyi mi aldın sen? Obi-Wan diye yeni bir dizi çıktı. Obi-Wan diye yeni bir dizi çıktı. Hasiktir, barış bir Jedi ya da Force Sensitive ve bombok şeyler için kullanıyor gücünü. Hadi gidip Obi-Wan'ı izleyelim. Sen gidip şeyde... özür dilerim. Herhalde demin yanlışlıkla başka şeyleri de sildi. Bu kim? Arkadaş sanırım Podrace parçacıları satan bir şey, sinek gibi böyle tövbe estağfurullah bir tüccar vardı ya. Kim günü o şey şey gezip milletin oyunu etkilesene mesela Barış, nasıl bu gücünle? Milletin oyunu ekmeği yanlış anlamış Bey. Böyle misket oynuyorlar. Tırba gidiyor. Şşt, sen esprini yapacak kadar kendini hatırladın mı? Siz kimsiniz? Güzel. Öyle kaçmak yok. Bir şey söyleyeceğim. Esprilerimi çok seviyorsunuz. Arada kötü espri yapabilirim yani. Öyle normalde sevip de... The Duel of the Cousins. Fireball. Son sözlerinizi söyleyeyim. Sematofikir olan fena değil. Hayır, bu bakalım. Ülkeler şöyle, karakterler böyle.